Korkuttun mu beni ya? Ne yapıyorsun burada? Ne oldu? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir yürüyüşe çıkayım dedim koridorda. Sıkıldım. Sen ne yapıyorsun burada? Niye içeri gelmedin? Uyandırmayayım dedim sizi ya. Son bir de başıma kakıyorsun. Kurt, sen iyi misin? Bilmem. Ne oldu? Nilüfer, ben bugün ilk kez korktum. Çatışma sırasında ilk kez ölümden korktum. Çok da garip değil. Çatışma diyorsun, normal bir şeymiş gibi. Ben daha önce hiç korkmadım. Hiç. Yani kaybedecek hiçbir şeyim olmadı. Şimdi kaybedecek bir şeyin mi var? Bir de babanı vurdum. Ne? Ne yaptın? Müdürü mü vurdun? Nasıl yani? İyi mi şimdi şu an? Bir şey var mı? Herhalde bu kadar rahat söylediğine göre iyi değil mi? Ya söylesene ya. Çok telaşlandın. Yani normal telaşlanmam. Sokakta geçen bir adamın vurduğunu söylesen onun için de telaşlanırım böyle. Ya anlatsana, söylesene. İyi iyi, merak etme. Kolundan vurdum. Ama şu aralar bana çok kızgın. Ona hiçbir şey söyleyemem. Bir şey mi söyleyecektim? Yani bir konu hakkında izin isteyecektim. Bir konu hakkında açılacaktım ona. Ama şimdi kurşun yarası çok taze. Yani biraz beklememiz gerek. Bekleyeceğiz. Yani o bir konu dediğin şey o kadar bekler mi bilmiyorum. Bakalım. Göreceğiz. Nasıldı? Kısmet. Vurulmuşsun. Evet, evet. Kurt yaptı. Bilerek yapmamıştır herhalde. Bilmiyorum artık. Geçmiş olsun. Ama iyisin değil mi şu an? Yani daha iyi olacağım. Biraz çok acıyor. Ama iyileşeceğim. Atlatırsın sen onu da. Sağ ol ya. Çok iyi moral verdin. Bir şey değil. O zaman tehlike de artık bittiğine göre yollarımız burada ayrılıyor. Böyle mi olsun istiyorsun? Evet, böyle olsun istiyorum. Nilüfer, benim bu hayatta istediğim tek bir şey var. Tek bir şey. Senin mutlu olman. O yüzden
Bu yüzden de seni hiçbir şeye zorlamayacağım. Teşekkür ederim. O zaman güle güle müdür. Baba. Gitme. Yeah.